Özellikle genç erkeklerin pek de kabullenmek istemediği ama benim ısrarla vurguladığım porno erkeklerin cinselliğini bitirir. Porno erkeklerin cinsel hayatına nasıl zarar verir? İşte çok çok önemli bir tıbbi problemden bahsedeceğiz. Bağımlılığı, pornografi alışkanlığı, pornografi izleme. Özellikle erkekler arasında oldukça revaçta olan ve ne olacak ki, ne zararı var ki, fantezilerimi geliştiriyorum, eşimle olan cinsel yaşamımı hareketlendiriyorum, işte bekarım, teknikler öğreniyorum, kendime nişanlıyım, evliliğe hazırlıyorum. Birçok pornografi takip gruplarında bulundum. Bir grup 15-25 yaş arası erkek ağırlıklı bir grup olup 6 ay kadar o grubun yazışmalarını, sağlık sorunlarını takip ettim. Grupta tek kadın hekimdim. Bir süre sonra da bu konunun ne kadar ciddi olduğunu fark ettiğimde başka bir pornografi grubunu takibine başladım. Bu grupta birçok meslekten erkek vardı. %70 erkek, %30 kadın diyebiliriz ve grup içerisinde sağlık görevlisi olan tıp sahası, eczacılık sahası gibi alanlarda psikoloji, aile danışmanlığı, birçok kişi vardı. Ben gruptaki arkadaşlarıma bir 3-4 ay yanlarında olacağımı ve paylaşılan bütün video sekmelerinin, uzun videolar, kısa videolar, paylaştıkları videoların içeriklerini özellikle izleyerek yorum yapma, teknikler hakkında yorum yapma. Yani neden video izleniyor ve bu videonun kendileri için önemi ne, vazgeçilmezliği ne? Ve kitap çalışması sırasında da veri toplamak. Arkadaşlarımızla bu şekilde günlük 300-400 video sekmesinin paylaşıldığı, artık ben takip edemediğim yoğun bir pornografi video sekmesinden bahsediyoruz. Bilimsel olarak artık beynin haz döngüsü, dopamin, serotonin, endorfin nerelerden beyin ihtiyacını karşılıyor ise bu beynimizde alışkanlık yapıyor. Bilimsel olarak beynimizin limbik sistemi, sürüngen beyin, haz beynimiz ya da nefsani doyuma ulaştırdığımız beynimizin kısmı, beynimizin diğer orta bölüm kısmı, daha çok kayıt altına alındığı kısım, bir de beynimizin ön korteksi. Biz bunu süperego, ego, id diye takip edebiliriz. Yani beynimizin arka lobu, orta lobları ve ön lobları. Tabii ki biz bilimsel çalışmalarla, ilmi çalışmalarla, meditasyon, ibadetler, sosyal projelerle ön korteksi, beynimizin süperegosunu, ön kısmını geliştiririz. Ama biz beynimizi pornografik görüntülerle haşır neşir ettiğimizde beynimizin daha çok arka kısımları gelişir. Nöronlar o yönde gelişir ve hasar oluşur. O zaman kayıt altına alınan nedir? Beynin şartlanması. Yani siz beyninizi mastürbasyonla hazza alıştırırsanız, yaş pastayla hazza alıştırırsanız, sportif aktivitelerden doğan dopamini alıştırırsanız, ilmi çalışmalara ya da bizim gibi cerrahların ameliyat yaparken yaşadığı mutluluk ve doyuma alıştırırsanız, beyin kendisini o yönde geliştirir. Ama beyni devamlı pornografik görüntülere ve o görüntüler içliğinde mastürbasyon, sanal seks devam ettikçe, evet, beyin bu şekilde bir şartlanmaya geçer. Yani operant şartlanma dediğimiz, psikolojide beyne neyi sunar isek beyin onu kayda alıp daha sonra o hazza ulaşmak için de devamlı size tekrarlama mesajı yollayacak. Ta ki siz tükenmişlik sendromuna girinceye kadar. Özellikle sporcu, aktör, sanatçılar pornografi eşliğinde, özellikle mastürbasyonun pornografi eşliğinde yapılmasıyla birlikte bir bağımlılığın dönüştüğünü ve artık sertleşme problemi yaşamaya başladıklarını fark ettikleri anda da
hemen tedavi modaliteleri gelişmeye başladı. Bu videomuzu izleyen erkekler büyük ölçüde bunu kabul etmeyecekler. Çünkü hekimlerin bile reddettiği bir dünyada yaşıyoruz. Birçok hekim, hatta psikolog yurt dışından birçok makale taramaları ya da görüşmelerimizle baktığımız zaman kesinlikle pornografinin zararlı boyutunu kabul etmeyen, hatta birçok terapide özellikle çiftlere pornografi izlenmesini öneren ekoller var. Pornografi ya da soft pornografi ya da mastürbasyon hangi durumlarda çiftlere önerilir? Wipe'lar, vajinal, klitoral, vibratörler, anorgazmi tedavisinde evet kullanılan bazı materyallerimiz elbette var. Ama şu var ki öncelikle problem zaten pornografiden kaynaklanıyorken tedavi ediyoruz diye tekrar pornografi önerdiğimizde o çiftin hayatına fantazi, destek, mutluluk katmıyoruz. Tam tersine daha büyük kısır döngüye yol açmış oluyoruz. Peki doktor hanım diyeceksiniz ki itirazlarınızda bizim erkekliğimize nasıl zarar veriyor? Erkeklikten kasıt ne oluyor bizim toplumumuzda ya da iktidardan kasıt ne oluyor? Penis sertleşme kalitesi öyle değil mi? Daha sert, daha kalın ve kadını daha çok doyuma ulaştırabileceğiniz bir penis hayaliyle yaşanması. Peki ama neden genç erkeklerde o zaman biz gece sertleşmeleri kaybı, sabah sertleşmesi kaybı görüyoruz? Ya da neden evlendikten sonra 24, 25, 26, 30 yaş, 32 yaş erkekler bir kadınla sevişmeye bir türlü geçememeleri ya da sertliği bir türlü sürdürememelerini siz nasıl açıklayabilirsiniz? Benim yüzlerce gördüğüm vakaya siz nasıl bir çözüm sunabilirsiniz? Ve bunları, bu vakaları incelediğim zaman geçmişlerinde 11, 12, 13, 14 yaşlarında başlayan bir mastürbasyon alışkanlığı ve dozajın giderek arttırılması, kontrolden çıkması ve pornografi aşkını görüyoruz. Farklı farklı sekmeler, farklı farklı kategoriye girmeler ve artık algıların giderek, erkek algılarının giderek bozulduğu bir süreçten bahsediyorum sizlere. Bakın bu çok ciddi bir süreç. Ben size çok ciddi tıbbi bir neticeden bahsediyorum. Çok zor kabullenmesi, çok zor bir neticeden bahsediyorum. Genç bir erkek evleniyor, harika karısı var. Bu bir erkek değil, iki erkek, üç erkek değil. Ama cinsel ilişki kuramıyor. Yani bembeyaz, petek gibi, bal gibi, kaymak gibi bir kadın tarif ediyorsunuz. Boylu poslu ama diyorsun ki hayır şurasında küçücük bir tüycük var. Hayır şuranda küçücük bir çıkıntı var. Hayır ben vulvada bir koku hissettim. Ben vulvayı beğenemedim. İşte ben sertleşemiyorum. Sana dokunamıyorum. Sen beni elinle boşalt. Sen işte ben seni klitorisle boşaltayım. İşte ön sevişme yapman lazım. Yeni evlenmişsin. Hayır ama o zaman benim sertliğim gidiyor. Ben bunu sürdüremiyorum. Ama bu mümkün değil. Sen genç bir erkeksin. Sağlıklı bir erkek. Yatak odasında bir saat, bir buçuk saat bile sevişmekten zevk alan taş fırın erkekler var. Veya gerçekten bu sizin için bir kudret belirtisi ise evet bu kudreti yüzyıllardır taşıyan erkekler var. O halde 21. yüzyılda neden 20 yaşlarda sertleşmeyi 10 dakika bile sürdüremesin ki erkek? Burada bir soru işareti kafanıza dank etmesi lazım. Bu durum hani bilimsel olarak bir hekim olarak baktığım zaman çünkü artık sertleşemiyorum, ilişki kuramıyorum ve sürekli ilaçlara dayanmak, sürekli eczaneden bildiğiniz o hapları, ilaçları alarak sertleşme kalitesini sürdürmek ama bu da yetmeyecek bir süre sonra. Erkeklerin baktığımız zaman laboratuvar testleri birçoğunda testosteron oranlarını altlarda görüyorum. Testosteron östrojen dengesinin testosteron aleyhine bozulduğunu görüyorum. Oysa testosteronun biz genç bir erkekte en üst sınırlarda olmasını isteriz. Diplere inmiş olan bir testosteron oranı. Neden böyle olsun ki? Yaşlı olan 70 yaşındaki erkeklerin bile orta seviyede bir testosteronu varken 20'li yaşlardaki delikanlıların tavan yapmış testosteronu olması gerekir öyle değil mi? Pornografi sizin erkekliğinizi bitirir. Sizin bütün kudretinizi, algılarınızı, sadece erkekliğiniz değil, insanlık duygularınızı, davranışlarınızı, ahlaki değerlerinizi, inançlarınızı, aile hayatınızı, kendinize duyduğunuz saygıyı, iş hayatınızdaki başarıları, her şeyinizi yavaş 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 indirir, aşağılara indirir, sizi ketler. Kendinizi tanıyamazsınız. Üzgünüm ki biraz da geç kalmış olursunuz. O yüzden biz bugünkü videoda bu konu
konunun ne kadar ciddi olduğunu vurgulamış olalım. Şayet bu videomuzu beğendiyseniz ve buna benzer özellikle erkek üreme sağlığı, erkek cinsel sağlığı, erkek cinsel kimliği, erkeklerin aile hayatındaki, heteroseksüel ilişkideki performansıyla ilgili kaygılarınız, afrodizyaklar, doğal beslenme. Evet Cinsli Hocam, biz sizin anlatınışınızla dinlemek istiyoruz. Biz erkekler de sizin cinsel sağlıktaki bilgilerinizden istifade etmek istiyoruz diyorsanız lütfen yorumlara duygularınızı bırakın. Tarafsız bir şekilde, bu işin kadını erkeği yok. Tarafsız bir şekilde ben üreme sağlığımı erkek olarak korumak istiyorum. Ben evlatlarımı korumak istiyorum. Neslimi, kendimi, ailemi korumak istiyorum diyen beylere sözümüz bizim. Ön yargılı olmadan evet hocam biz bu videoların devamını istiyoruz diyorsanız o kadar çok paylaşmak durumunda olduğum bilgi var ki sizle, o kadar ciddi önemli tıbbi veriler var ki elimizde. O zaman yorumlara mesaj bırakın. İstediğiniz, merak ettiğiniz konuları lütfen yazın. Bu bir koruyucu hekimlik hizmeti ve bu alanda dünyada bile çok az çalışan hekim var. O yüzden sevdiklerinizle paylaşmanız, bildirimleri açmanız, zil sesini, bunları takip etmeniz birçok toplumsal faydayı sağlayacaktır. Ben dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.